Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklenen makas ile geçiş izlerini yok etme videosunu sizler için hazırlıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle yakınlaştıralım lütfen. Bu kısımları makina ile kesmiştik. Bilerek sert izler bıraktık. Şu kısımlarda kiyolitler sizi yanıltmasın. Az önce saç boyama işlemi yaptık. Henüz temizliğini yapmadık. Makas ile iz yok etme işleminde ilk yapacağımız işlem ıslatma. Kuru bir şekilde kesmeye kalkarsak izleri yok etmekte zorlanabiliriz. Islatma işleminde ise rastgele suyu sıkmıyoruz. Avucumuzda bu alanı koruyoruz. Daha sonra parmaklarımızın yardımı ile suyu yediriyoruz. Bir tık yanına aynı şekilde diğer tarafa kadar yeterli miktarda suyu sıkıyoruz. Islatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir şekilde su sıkmıyoruz. Çok sıktığımız zaman müşterinin yüzünden ya da ense kısmından çok fazla su akıntısı oluşur. Buna gerek kalmadan yeterince ıslattığımız zaman hiç havlu kullanmaya bile gerek kalmamış oluyor. Şimdi hemen başlıyoruz. Normal bir makas. Kullandığımız makas 6 inç Shadowline. Piyasanın iyi makaslarından biridir. Ekonomiktir. Tarağımız da bu. Tarağımız da 3 numara makina uzunluğunun tam karşılığı. Böyle bir 9 milimetreye yakın bir çapta iz yok etme makası kullanabiliriz. İnce makas, ince tarak kullandığımız zaman bu izleri yok etmekte zorlanabilirsiniz. Şimdi ilk başlangıç noktasına geliyoruz. Sert bir iz karşımızda. Öncelikle en önemli detayı anlatayım size. Müşterimiz saçını geriye doğru tarıyor. Asla yapmamamız gereken bir şeyi söylüyorum size. Şuradan saçı ayırıp bu kısma işlem yapmayın. Ya da bu şekilde kenara ayırıp işlem yapmayın. Aşağıya doğru birleşik olmalı. Böylece geçişi orantılı bir şekilde yok edip üstlerin parmak arası işlemiyle tam bağlantıyı kurabilirim. Sadece bazı modellerde bu kısımdan itibaren şuradan baz alalım. Bu kısımdan itibaren yoğun bir saç uzunluğu olan arkadaşlarda buradan böyle kabartarak model veren arkadaşlarda bu geçerli olabilir. Ama onun dışında kısalık seviyeleri, uzunluk seviyeleri birbirine yakın olan bağlantı noktalarında kesinlikle aşağıya doğru tarıyoruz. İlk işleme başlıyorum. Deriye temas ettirerek makas tarak işlemine başlayacağım. En alttan başlıyoruz. Makası vurmaya başladım. İlk vurduğum noktada makasın tarağın arkasına geçiş seviyesi 0. Ama kesime başladım. Bir tık yukarıya geldiğimde yine kesime devam ediyorum. Arkada bir tık daha boşluk çoğalıyor. En yukarıya geldiğimde ise burada makası dikey bir şekilde buraya atıyorum. İyice uzaklaştırmış oluyoruz. Buradan ne anlıyoruz? Deriye temas ettirerek başlıyoruz. Yavaş yavaş saçın ucuna doğru tarakla makası uzaklaştırıyoruz. Daha doğrusu tarak uzaklaşıyor. Makas ile hep aynı noktaya kesim gerçekleştiriyoruz. Buradan başladık. Yukarıya doğru kaldırıyorum. Bu şekilde izleri silmeye başlıyoruz. Aynı nokta ile 3-4 kez uğraşmamız icap edebilir. Bir kere de burası kapanmaz. Bu ayarlarda izi yavaş yavaş siliyoruz. Bakın şimdi burada bir yoğunluk seviyesi var. Burayı da aynı şekilde. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Yukarıdan başlayıp yoğunluğunu atıp adım adım aşağıya doğru da inebilirsiniz. Ama bu belli bir ustalık seviyesine ulaştıktan sonra yapabileceğiniz bir şey. Siz şu anda deriye temas ettirerek başlayın. Yavaş yavaş saçın ortasından ucuna doğru uzaklaştırın. Burada yine makasın bir kullanım tekniği var. En önemli tekniklerden birisi. Geniş bir alana saçı aldım. Tarağın burasına doğru düz bir şekilde getirmiyorum. Böyle olursa gördüğünüz gibi bu oluşur. İz bırakırız. Ne yapmamız gerekiyor?
makası tarağın tam bu kısmına. Şuraya kadar gelecek seviyede aç kapat işlemi yapıyoruz. Arada bir boşluk olmayacak. Eğer bu tarafa doğru götürürsek şurada görünen boşluk oluşuyor. Bu boşlukta da makas ile aç kapat işlemlerinde sadece ucu kesmiş oluyor. Yani yeterli seviyede orantı verememiş oluyoruz. Bu da hataya sebep olur. Vidalı kısmı tarağın burasını geçmemeli. Tam bu noktaya getirip saçı ayarlayıp makası bu noktaya getiriyorum. Makas tutuş tekniği ile alakalı çok yorum vardı. Makası böyle tuttuğumuzu düşünelim arkadaşlar. Sadece yapacağımız işlem işaret parmağının bir dil ikinci çizgisine doğru bunu yatırıyoruz. Sadece işaret parmağımı hafifçe böyle tutuyorum. Baş parmak ile aç kapat işlemi yapıyorum. Hangi noktayı kesersek keselim, istersek parmak arası, istersek tarak üzeri, istersek enzi düzeltme, bıyık düzeltme, hepsinde tutuş tekniği standarttır. Bileğimiz dönüyor sadece. Makas hep burada. Baş parmağımızı çıkartırsak makası istediğimiz kadar aşağıya atmaya çalışalım. Düşmemeli. Burada işaret parmağının önemi ortaya çıkıyor. Baş parmağı buraya getiriyorum. Aç kapat yapıyorum. Başka bir detay. Orta parmak ve küçük parmağımız olmasa bile bizim bu işi yapmamıza herhangi bir mani yoktur. Yine bu şekilde de izleri yok edebiliyorum. İki parmağım olmamış olsa bile. Bunları kapatırsak daha rahat kombinlemiş olacağız. Tekrar uygulamamıza dönelim. Burada hatalı bir işlem yaparsanız bu sertlik oluşur demiştim ve izi yok etmekte zorlanırız demiştim. Normaline dönüyoruz. Yani bu kısma getirip aç kapat işlemine dönüyoruz. Derinden başlıyorum. Yavaş yavaş ucuna doğru uzaklaştırıyorum. Kademeli bir şekilde yavaş yavaş kısaltıyoruz. Birden derine inmiyoruz. İlk önce iz yok etmede 1 santim alıyorum. Bakıyorum hala alınması gereken bir nokta var ise yarım santim, 1 santim daha indirebiliyorum. Burası da aynı şekilde çapraz. Başladım. İz yok etmede bakın tarağı böyle değil, hafif tavana dönük tutarsak daha rahat bir şekilde izleri yok edebiliriz. Her şekilde iz yok etmede saçları tarağın bu kısmına denk getiriyorum ve makası da buraya denk getiriyorum. Böylece izleri silmek bizim için kolaylaşmış oluyor. Devam edelim buradan itibaren. Burayı da aldık, hemen arkaya geldik. Yine sert bir iz var. İlk yaptığımız işlem bu. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkartıyorum. Asla en yukarıya çıktığım bölümlerde bir derinlik oluşturmuyoruz. Amacımız şuradaki sert izi yok etmek. Buralara çok fazla girmemize gerek yok. Sonraki işlemleri parmak arası işlemi olarak da yapabiliriz. Bakın tarağı tavan kısmına doğru kaldırıyorum. Derinden başlayıp tavan kısmına doğru yüzleştiriyorum. Gördüğünüz gibi adım adım bu izleri siliyorum. Bu taraftan gelelim buraya bakın. Gördüğünüz gibi şuradan anlaşılacağı gibi gölgelik bayağı bir ortada görünüyor. İlk yapacağımız işlem neydi? Geniş bir alana tutup daldırmıyoruz. Buraya aldım. Belli bir alanı yavaş yavaş uçlarını alıyorum. Derinden başlıyorum. Küçük küçük ucuna doğru uzaklaştırıyorum. Hemen yanına geldim. Uzaklaştırıyorum. Burada esasında kılavuzumuzu da görmüş olduk. İlk kestiğim noktanın kısalığı bu. Uzunluk bu. Uzunluğu birleştiriyoruz. Biraz daha yakından çekim yapacak olursak üçüncü bölgeye geleceğim şimdi. Burayı azalttık. Daha sonra buraya geliyorum bakın. Kısa uzun. Böylece kılavuzu da arkaya doğru takip ettirebilmiş oluyoruz. Nerede ne kadar alacağız? Bir tarafta acaba uzunluk fazla mı kaldı? Ya da fazla mı kısalttım diye aklınızda soru işareti kalmayacak. Buyurun gördüğünüz gibi.
taradığımız zaman bizi yok ettiğimizi görüyoruz. Hemen bu kısma geliyoruz. Burada da aynı şekilde. Derinden başlıyorum. Küçük küçük saçın ucuna doğru, saç kaçmayacak şekilde çıkış yönü nasıl ise çıkış yönünün tersine doğru makas darbelerini vurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buranın izlerini adım adım makaslara işlemiyle silmiş olduk arkadaşlar. Bununla yeterli oluyor mu? Olmuyor. Daha sonra buranın üste geçiş bağlantısını bu şekilde parmak arası tutarsak daha rahat tespit edilir. Bakın gayet sağlıklı. Burada parmak uçta sadece şuradaki bağlantı kısmını ayarlayarak da üst kısımla arasındaki eşitlik seviyesini sağlayabiliriz. Burada parmağımız 90 derecelik açıyla dik bir şekilde durmalı. Dik bir şekilde durmayıp yatık durursa buranın geçişini sağlıklı bağlayamayız. Yapacağımız işlem şu. Bu tarafa doğru. Diğer taraftan aynı çekimi yapmamız gerekiyor. Buradan daha kolay anlaşılır olacak. Bakın. Burayı yatık bir şekilde alırsam bu tutma işleminde makas tarak işlemini yaptığım kısalık seviyesini görmek zorundayız. Ama parmağım saçın üzerine doğru yatık olmamalı. Buna dikkat ediyoruz. Bu şekilde olacak. Tuttum bu şekilde. Şuraya dik bir işlem yapmış olacağım. Üstte bağlantısını otomatikten kurmuş olacağız. Bakın kısa, uzun, kısa farkı var. Getirdim makası yerine ayarladım. Şimdi üstte eşitlemiş oldum. Yine bakın burada da çıkacak. Şu açıdan daha güzel görünecektir. Kısa, uzun, kısa. Ne yaptım? 90 derecelik açıyla tuttum, eşitledim. Kısa, uzun, kısa. Şimdi makas tarak işleminde arta kalan, göze çarpan uzunluk kısalık bozuklukları varsa, yukarıyla bağlantısında eksiklikler varsa bunu bu şekilde tamamlıyoruz. Tarağı buradan tutuyorum. Sonra buraya alıp kesimi gerçekleştiriyorum. Bu kesim işleminde parmağımızı buraya denk getirmemiz yeterlidir. Bu şekilde uğraşmayın ya da uçlarına uçlarına vurmaya çalışmayın. Getirin. Bu şekilde tek hamlede buranın geçiş eksikliğini orantılı hale getirebiliriz. Gördüğünüz gibi açığı görüyorsun değil mi? Yatıp tutarsam ben burayı, buraya makas vurursam saçı bozmuş olur. Ama ne yapıyorum? Bu seviyeye getiriyorum düz. Bu sayede yukarıyla geçişini dengeli bir şekilde bırakmış oluyorum. Müşterinin kafanın arka kısmı basık duruyor. Eğer ben buraya yatık bir şekilde işlem yaparsam burası basık duracak. Model kendini çirkinleştirmiş olacak. Bu şekilde iyi. Daha sonra sadece efile makasıyla iz yok edebilir miyiz diye soran arkadaşlarımız vardı. Onlara şimdi karşılık bir uygulama anlatacağım. Normal bitiriş işlemini yapıyoruz. Daha sonra efileye geçiş yapacağız. Efile makas işleminde ise yoğun iz noktasını, az önceki yoğun iz noktasını efileyle yok edemez miyiz diye soranlar oluyordu. Efileyle yok edersek eğer efile işleminden sonra aralarda uzunluk kısalık farklılıkları kalıyor. Dolayısıyla modeli kötü gösteriyor. Biz önce normal makas ile inceltme yapıp daha sonra yine iz yok eder mi işçesine bu işlemi devam ettirirsek buradaki sertliği daha yumuşak ve daha güzel hale getirebiliriz. Yine dediğim gibi iz yok eder gibi. Bunun farklı teknikleri de var. Bu size kalmış. Örneğin burada bunu da yapabiliriz. Yani böyle getirip ucuna doğru atabiliriz. Yine kısmen almış oluyor. Burada da aynı şekilde ucuna doğru atabiliriz. Ya da bunu da yapan arkadaşlarımız var. Bu biraz görsel olarak
şova dönük hareketler oluyor. Biz standartını yapalım. Normal izcekeler gibi aynı noktaya makası bir kez vurmak koşuluyla yavaş yavaş tarak yukarıya çıkıyor. İzgeçini daha tatlı bir hale getiriyoruz. Eğer efile makasıyla bir noktayı bir değil iki kez makası vurursak burada bir derinlik oluşur. Neden? İlk vurduğumuz kapatma işleminde üçte birini alıyor. Aynı noktayı ikinci kez yaparsak oradaki yoğunluk seviyesinin üçte ikisini almış oluruz. Bu şekilde de üçte ikilik bir bölüm alındığı zaman sert iz ortaya çıkartmış oluruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkartıyorum. Normal makas tarak ile iz yok etme işleminden sonra bu işlemi gerçekleştiriyorum. Bu teknikle daha güzel bir görüntü ortaya çıkartabiliyoruz. Evet, iz yok etme videomuz bu kadar. Arkadaşlar, video ile alakalı sorularınız olursa yorum kısmına lütfen yazmayı unutmayınız. Hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu an birebir eğitimlere başladım. Sıfırdan eğitim almak isteyenler, haftalık ya da aylık eğitim almak isteyen arkadaşlar yorum kısmına iletişim ve iletişim bilgilerimi yazacağım. Oradan bana ulaşabilirler. Hepinize teşekkür ederim. Dilim sürçtü. İyi seyirler.